Abi ne bal reklamı yaptı son ne dönem ya. Ne bal yaptı değil mi? Vallahi bu kadar arı yok Türkiye'de yani. Vallahi, yemin ediyorum bu bal reklamları nereden geliyor? Biz de çektik bir bal reklamı. Madem var bizim de bal reklamımız olsun diye buyurun hep beraber izleyelim. Sevgili seyirciler, bal yolundan hepinize merhaba. Sizi ballamaya geldik. Evet, bal yolundan müthiş bir kampanya daha. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Beş. 5 kutu bal ve yanında 70 TL'lik polen sadece 2 kutu kesme şekere sizin olabilir. Yanlış duymadınız. 2 kutu kesme şekere bu ballar sizin olabilir. Bal yolu takasa girdi. Takas. Evdeki herhangi bir eşyanızı bize getirip takas yoluyla bu ballardan elde edebilirsiniz. Arayın bizi. Elimde şunlar var, evde bunlar var. Bunları değiş tokuş takas yapabilir miyiz deyin. Düşünelim. Bakalım. Misal şu anda aklıma geldi. 3 tane cevizli sucuk. Bunun karşılığında da 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Bütün bu ballara sahip olabilirsiniz. Yanında verdiğimiz 70 liralık polen de zeka geriliğine iyi geliyor. Bakın ben kullandım. Zekam epeyce gelişti. Artık verilen komutlara karşı oldukça duyarlıyım. Her sözü anlayabiliyorum. Buraya bak. Gülümse. Elini kaldır. Sende. Bende. Onda. Gördüğünüz gibi eskiden bunların ne anlama geldiğini bilmiyordum. İnanılmaz bir gelişim gösterdim. Yüksek rakımı dağlarda milyonlarca çiçekten çalınmış bu bal. Bakın alınmış demiyorum. Çalınmış diyorum. Çünkü başka markaların arıları topluyor. Bizim arılarımız gidip onların kovanına baskın yapıp çalıyor. Enayiliğe gerek yok. Gerekirse iğnelerinden oluyor bizim arılarımız. Ama dağdaki yüksek rakımı dağlardaki bir sürü arıya da gider yapıyor. Sırf sizin için. Bu baldan yiyin diye. Bu balı alın, yiyin bu baldan. Balı bol bulduk diye başka bir şey yapmayın. Yiyin sadece. Bal yolu birçok hastalığa da iyi gelebiliyor. Gastrit, bronşit, kleptomani ve özellikle de hapşırık. Hapşırmadan önce ağzınıza biraz bal koyun. Ve bal ağzınızdayken hapşırığınızı tutmaya çalışın. Hapşırığınız bir süre sonra geçiyor. Zaten bu hapşırık ne kadar sürebilir ki yani bir süre sonra geçiyor. Bakın baldız piyasadaki diğer bütün ballardan daha tatlıdır. İddia ediyorum bal yolu balı baldızdan daha tatlıdır. Garantisini veriyorum. Bakın bal yolu balı gerçek bir bal, doğal bir bal. Doğal bir balı nasıl anlarsınız? Önce koklarsınız. Oh, mis gibi gerçek doğal bal kokuyor. Daha sonra dökersiniz. Bakın akıyor. Gerçek bal akar. Sahte bal akmaz. Donar, havada kalır. İsterseniz hep beraber bunu bir test edelim. Sizi alabilir miyim böyle? Evet, doğal bal yolu balımızdan denettiriyoruz ablamıza. Evet, nasıl bir acı var mı yutarken? Evet. Evet, gerçek bal acı çünkü. Boğazda acı yapar, yanma hissi yapar. Evet, gibi sesler hep gerçek baldan, doğal baldan çıkan seslerdir. Ay içim kalktı. Evet, gerçek bal iç kaldırır. Hatta kusturur bile gerçek bal. Bakın kusmaya gidiyor. Neden? Çünkü içini temizliyor, vücuda arındırıyor gerçek bal. Abi evet. Kadın çok kötü fenalaştı ya. Vallahi de. Git, yes, şey bırak. Geldim. Ya bala da bırak ya, her şeyi bırak gel ya. Beğendiniz mi? Çok güzel. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.